Satranç TV'den merhaba sevgili arkadaşlar. Nasıl keyifler? Bugün Şahryar Mehmederoğlu'la Anand'ın bir maçını tercih ettim. Video atamıyorum bir süredir tabii ki. Kusura bakmayın. Birkaç şey geliyor başıma sürekli. D4 oynamış Şahryar Mehmederoğlu. At F6. C4, E6, At F3, D5 oynanmış. Yine Vezir Gambit'i. Artık Vezir Gambit'i görmekten bıktık. Ama bir izleyicimiz istemiş bu maçın analiz edilmesini. Ben de kırmak istemedim. At C3. D alır C4. Şimdi D alır C4 tercihine biraz bakabiliriz. Normalde file 7 bekleyebilirdik siyahlardan. File 7 kısa rok normal gelişim hamleleri bekleyebilirdik. Ya da C5 sürmeyi deneyebilirdi. Ya da C6 sürmeyi deneyebilirdi. D alır C4 ilginç bir tercih olmuş. Şimdi burada E3 oynanıp böyle sağlam durulmaya çalışılsa bile ki E3 oynanmamış bu arada E4 oynanmış. Siyahlar mümkün bir zamanda C5 sürüyor. Yani siz C4 alsanız bile şöyle bir olay oluyor. Şöyle trackpad'le yapayım da sizin kulağınızı rahatsız etmesin ses. At C6 geliyor. File 7 geliyor. Kısa rok atıyor. Bir sıkıntı kalmıyor. Evet. Şey yapalım. E4 hamlesine bakalım. E4. Bu sefer fil B4 oynamış siyahlar E4'de. E4'deki piyona basıyor. Dolaylı yoldan. Çünkü açmaz yapmış oldu. Bu arada üniversite tercih yapan arkadaşlar için de video yayınladım. Cem Gündoğan kanalında. Bu kesinlikle izleyin. Sevmediğiniz bir bölümü tercih etmeyin. Hayatınızla alakalı kararlar alırken çok ciddi parametreleri düşünmeniz gerekiyor. Sadece paraya, sadece başarıya, efendim söyleyeyim, sadece mesleki tatmine bunların hiçbirine bakmamanız gerekiyor. Tek başına bir sürü şeye bakmanız gerekiyor. O videoyu sizin için çektim. Kesinlikle izleyin. Fil alır C4 almış. Şahryar Mehmediyorov E4 piyonunu bırakmış. Alıyorsan al kardeşim demiş. Şimdi Şahryar Mehmediyorov biliyorsunuz Azerbaycanlı bir büyük usta. Çok yetenekli bir büyük usta. Yani saldırıya önemi ve fidalar yapmayı seven biri. At E4'e kısa rok atmış. Ve siyahlar hemen at F6 kaçmış. Belki de burada at çarpı C3'e bakılabilirdi. Hani bu şekilde devam edebilir miydi acaba diye. Bir alır C3, fil çarpı C3. Bu ilginç şeylere sebebiyet verebilecek bir konum. Hatta bakın bilgisayar soruyorum. Bilgisayar bile diyor ki konum diyor artı 0.6 diyor. Beyazı çok daha iyi diyor. Niye? Aktiflik olduğu için beyaza iyi diyor. Mesela bu da kale B1 gelinebilir diyor. Şimdi siyahlar rok atsa bir dert. Çünkü F6'da at yok. Bakın bu çapraz, bu çapraz, tüm çaprazlar zayıf. Bu kale bakın hatta bir maçı hatırlayın. B3'ten bu tarafa giriyordu. Bu saldırıyı engelleyebilecek bir taş yok. Rok atmasanız bu sefer fil A3 var. Rok'u kesip merkezden saldırabiliyor. Vezir B3 file saldırıyor sonra D5 burayı yarıyor. Ve siyahlar gelişmekte problem yaşıyor. Yani taşı nasıl gelişecek? Yani at D7 gelse at G5 der buralara fedalar olabilir. Fil D7 gelse bu sefer B7 boşta. At C6 gelse bu sefer D5 yiyebilir kafasına. Çok sıkıntılı bir pozisyon. Vezir A4 şah çekilmiş. At F6 hamlesinde Şahryar Mehmediyorov tarafından. At C6 siyahlardan ve fil G5. Evet şimdi Şahryar bir vitesi taktı biraz daha. 1, 2, 3 tek tek vitesi arttıra geliyor. Fil G5 hamlesinin aslında hem at E4'ü hem de D5 planlarını sağlayan bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Fil çarpı C3 almış siyahlar. Şimdi at E5 falan da gelecekti. Hem C6'ya basıp hem de buradaki file saldıracaktı. Bence file 7 de dönülebilirdi burada. Hani file 7 niye düşünmemiş olabilir Anand? Buna bakmakta bir fayda var. Mesela file 7 hamlesine file F6, file F6, D5. Evet D5 sürüşü var. File F6, file F6. Demin söyledim D5 sürüşü. Yani şahın merkezde olması siyahları sıkıntı yaratıyor ve siyahlar mümkün olduğunca D5 sürüşünü engellemeye çalışıyor. Bu sebeple bakın D5 sürüşünü destekleyen C3'teki attan bu yüzden kurtulmak istedi. Yani hamlelerin nedenlerini mutlaka araştırın sevgili dostlar. Fil alır C3, B alır C3. Şimdi kısa rok atmış. Artık D5 sürüşünün bir anlamı yok. E alır D5 var. D5 sürüşünün bir anlamı yok. E alır D5 var. Kaleye 1, at E7. Siyahlardan fil D3'e de at F5 koymuş. Bu F5'teki atın bir tane kitabın böyle 7. oyunda mı ne görmüş? Böyle sallamış olmuyor. Şimdi ayrıntılı sayı verip salladığımız belli olması muhabbetine girmeyelim ama F5'teki at aslında çok ilginç bir at. Normalde bu atları biz D7'ye koyarız. Oradan F6'ya D5'te gitmeye çalışırız ama F5'teki at gerçekten ilginç. Hem bu çaprazı kapatıyor hem D4'e baskı yaratıyor. İleride C5 sürülebilir. Çok böyle enteresan bir at. Kale A1. H6. Git kardeşim fil diyor. Siyahlar. Fil C1. Ve size soralım. Siyahlarla burada ne oynardınız? Yani Anand siyah taşlarla 2767 reytinge sahip Hintli büyük usta. Sizce ne önemli olur? Evet. Tabii ki satrancın 3 temel kuralını sürekli hatırlatıyoruz. Gelişim, gelişim, gelişim. Burada siyahlar gelişmemiş taşını geliştirmek adına B6 oynamış. Şimdi fil B7 gelecek. Konumdaki tek sıkıntılı taşı olan filinden kurtulacak. B7'ye gelerek. Sonra bir de C5 sürüş planları oluşabilecek. Beyazlar burada C4 sürmüş. C4 sürüşünü anlamlandırabiliyorum.
Aslında C4 sürüşün şöyle bir güzelliği var. A1 H8 çaprazını açıyor. Yani benim diyor bu çaprazda şu an için bir ekmek çıkmayacak, bize bir iş yok. Fil R5 hamlesine yani bakmaya gerek yok arkadaşlar. El R5. Şimdi beyaz fili verdik. Filler ters kaldı. At E5. Yani böyle oynanabilir ama burada da ben bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü siyahlar C5 sürecek. Tabii şu an süremiyor diyalar C5'ten ötürü. Ama ilerleyen zaman at E4'e gelecek. F3 sürsek çapraz da ipleyecek. Fil de B7'de çıktıktan sonra ki bu çapraz bence çok tehlikeli olacak. Yani bu çaprazda bu filin önüne çıkacak herhangi bir güç yok. B7'deki filin G2'ye bakmasının önüne çıkabilecek. Bunlar mantıklı olmazdı. Geri gelelim. H6, fil C1, B6, C4, kale E8, fil B2 ve fil B7 oynandı sevgili arkadaşlar. İşte Ariyer demiş kardeşim artık bir saldırıya geçelim demiş. Ve at E5 gelmiş. Atın da merkeze gelmiş. Yardım ediyorum. Siyahlar at E7 gelmiş. Ve burada Mamedyarov'dan enteresan bir hamle. Size soralım. Sizce burada beyazlar ne oynamıştır? Videoyu durdurup lütfen düşünün. Şerhan Mamedyarov burada fil B1 çekmiş sevgili arkadaşlar. Evet, fil B1 hamlesini daha önceki videolarımızda mutlaka denk gelmişsinizdir. Amaç buradaki veziri var arkadaşlar. Şuradaki vezir. Şuradaki veziri şuraya getirip buradan bakın vezir kanadı şahın olduğu tarafa bakmaya çalışacak. Mesela sonra da bu attan kurtulmaya çalışacak. Bu attan nasıl kurtulabilir? Buraya gelir. Sonra buradaki atı saptır. At saptıktan sonra da vezir aşağı sarkabilir. Duruma göre mat planları oluşabilir. Tabii ki hayat o kadar kolay değil. Siyahlar burada C5 sürmüş sevgili dostlar. Ve vezir C2 gelmiş. Şahryar Mehmediyorum. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Burada hani C5 sürüşü mantıklı mı? D alır C5 alınmıyor mu? D alır C5 alınabilir. Burada vezir C7 yani piyon fedası yapmış siyahlar. Ama sonuçta konumu açmış oluyor. Mesela C alır B6 aldığınızı varsayalım. A alır B6. Şimdi hem A hattı açıldı. Hem A hattı açıldı. Hem C hattı açıldı. Yani bir sürü hat açıldı ve olay birden şah tarafına yani bu tarafın olduğu yerden çıkıp birden vezir kanadının olduğu yere doğru dönmeye başladı olay ki bu olayı vezir kanadına döndürmek isteyen kişi kesinlikle siyahlar olur. Çünkü güçlü olduğu taraf siyahların vezir kanadı. Bu motorun ayarında bir sıkıntı var herhalde. Bilgisayar inanılmaz yoruyor. Motoru çok açmayacağım. Vezir C'de devam edelim. D alır C5 alınmış. Kale A8 C çarpı B6 A çarpı B6 ve burada şöyle hatta bakın biraz aşağı bakalım. Beyazlar sizce burada ne oynamıştır sevgili arkadaşlar? Biraz spoiler vermiştim önceki hamlelerde. Evet, Şahriyar Mehmediyarov burada at G4 koymuş. Kardeşim saldırı bizim işimiz diyor. Alırsan vezir H7, sonra vezir H8. Tabii bunu almamış ama buna bakalım bence. Yani şimdi aldı. Vezir H7 şah. Böyle gelsin. Önce acaba fil A3 mü? Hayda. Önce yok yok şah çekelim. At G8'e fil A3 şah çekelim. Şimdi kale D6 kapatamıyor. Kale E7 kapatmak zorunda. Burada bir öyle bir hamle olmalı ki direkt kazanç olmalı konum. Ne acaba? Çok böyle zor bir hamle olduğunu düşünmüyorum bu konumda kazanan hamlenin. Şimdi birincisi fil E7 alırsak vezir E7 var. Kale D8'e vezir D8 var. Bir sıkıntı yok. Fil H7 gelip G8'den mat istesek at F6 var. Merak ettim bakalım neymiş. Abi şaka mı yapıyorsunuz ya? İki hamlede matı görmüyoruz komedi gibi. File, yani satranç körlüğü denilen olay oldu. Hani bir hamlede matı görmedik. Daha böyle ayrıntılı düşünüyoruz. Burada fila A3'ten kullanmayı düşünüyorum ama zaten fil önü açık. Fil önü açık. Basitçe fil çarpı 7 mat var. İki hamlede mat var. Satranç değil. Yakışmadı ya. Distaklar gelecek. Evet. Şah F8. Vezir H8. Şimdi at G8. Bunlara gerek yok. Çünkü G8'deki piyonun boş olduğunu söyledik. Geri geliyorum arkadaşlar. Bu at G4'de bunun anlamadığını artık ispatlamış olduk. At E4 gelmiş. F3 beyazlardan. Bu çaprazdan lütfen çık diyor. Şahriye Mehmediyarov. Vezir C5 şah. Şah H1 ve H5 sürüşte siyahlardan gelmiş. Evet ortalık karıştı. Yani şimdi atı kaçtığımız zaman o da atı kaçacak F6'ya. Yani atıyorum atı E3'e kaçalım. Siyahlar da atı F6'ya çıkacak. Rahatlayacak. Burada Şahriye Mehmediyarov efsane bir hamle yapmış. Size soruyorum. Sizce burada beyazlar ne oynamalı?
Mamedura burada ateş altı gelmiş. Demiş ki madem atlarımız birbirimizi alacak o zaman piyonları bozayım demiş. Giriş aldıktan sonra çok kötü piyon yapısı var bakın. Er yapıları hem köşede hem de duble piyon şeklinde kaldı. Çok kötü. Mamedura Fyalar E4 almış. Siyalar E5 sürmüş. Ve burada yine Mamedura yine efsane bir hamle. Bu hamle gerçekten çok güzel bir hamle. Hatta videonun başlığı bence bu olmalı. 27. hamlede beyazlar ne oynamıştı sevgili arkadaşlar size soruyorum. Şahryar Mamedura videoyu durdurun. Kale D5 koymuş. Kardeşim kaleleri ben kullanmıyorum diyor. Alırsan al diyor. Fil çarpı D5, E çarpı D5. Şimdi yaşamlar Türkiye olma ihtimali arttı. Niye? Çünkü çaprazlar açıldı. Fil çiftine ben biliyorsunuz aşık bir insanım. Çok seviyorum. Hem beyazlar hem siyahlar tüm karelerden şu an çift fili çok sert bir şekilde saldırıyor. Mamedura şöyle. Yok, tutamadım. Şunu yapamıyorum bir tane. Kamera ters ya. Yok şöyle. Ayda kusura bakmayın yapmam lazım. Neyse pes ettik. Yapamadık. Yok yapacağım. Şu mu ya? Yani mantıken kamera karşıdan bakıyorsa ben böyle aynen bu tarafa kameraya ters yapmam. Evet bakın şu oklar bu şekilde. Biraz vaktinizi aldım. Şarkına doğru bakıyor. Ask G6. Kale F1. Ben de öyle garip pırslar vardı ya. Hani bir şey hatırlamak isterim mesela ama. Hatırlayamam çıldırırım. Kesin hatırlamam lazım kelimeyi. Kale F1. Kale E7. Vezir C1. Yine enteresan bir yani. H6'ya girmek istiyor. At F4'lere herhalde artık bunları vuracak herhalde. Kale alır F4. E alır F4. Vezir C3. Oo, ilginç hamleler. Mat istiyor her taraftan. Çok garip. Ama kale E1'lere dikkat etmesi lazım. Vezire bir sıkıntıları var. Yani direkt buna vurur demiyorum da hani dikkat etmesi lazım sonuçta. Belki de böyle gelecek. Vezir C2. Ya da G3 oynayacak. Çok fazla hamle var. Kale F1. Kale E7. Vezir C1'e. Kale A7 oynamış. H3 bir tane nefes alma borusu. Nefes attı kale D6. Vezir çarpı H6 içeri girmiş. Kale E7'ye vezir C1 geri dönmüş. Mamedyarov ileri geri ileri geri aslında sürekli Steven taraflarına zayıflık yaratıyor. 2-4, 2-4-5 bir piyon var kaliteye karşı ve fil çifti de olduğu için beyazları güzel görüyorum. B5. B5 çok mantıklı anlamdan gelen güzel bir hamle. Rakibiniz bu şekilde merkezi kapatıp size şah kanadından saldırıyorsa, şöyle bakın şah kanadından saldırıyorsa kesinlikle merkezi açmanız lazım. Anadın yaptığı olay merkezi açmak B5 sürerek. B5. Fil A3. O sülale şişi. Bunu da ilk defa ben söylemiş olayım. Tüm taşlar şişe girdi. Tabii ki B4 sürecek ama yani şu görüntünün güzelliği hani B4 hamlesi sonuçta bu görüntünün güzelliğini değiştirmiyor. B4 sürmüş. Bakın şu çaprazda 5 tane taş var. Güzel. Fil B2 dönmüş. Kale A6. Kale F5. Buraya geleceğim diyor. F6. Vezir H6. Mamedyarov saldırıya devam ediyor. Artık nefes borumuz da var. Burada. O yüzden korkmuyor beyazlar. At F4 gelmiş. Of 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 of. Sevgili dostlar burada kesin videoyu durdurun. Ve beyazı ne oynatılmaya çalışın. Şahryar Mamedyarov. Her tarafı dağıtan bir hamle yapıyor. Fil çarpı F5 vurmuş. Alamıyorsunuz altta. Kale var. Kaleyle almış. Ne problema. Kale çarpı F5. F çarpı F5. Vezir çarpı altı. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim. 40. hamleye geldik. O kadar olay oldu. Tüm olayların sonunda yine vezir finaline mi kaldık? Yani bir oyun sonuna mı kaldık? Evet arkadaşlar oyun sonuna kaldık. Çünkü satrançta oyun sonunda kalıyorsunuz. Yani bir taraf böyle inanılmaz ağır hatalar yapmazsa oyun sonunda kalıyorsunuz ki zaten dünya şampiyonu Magnus Carlsen neden oyun sonunda iyi olduğu için dünya şampiyonu olduğunu anlayabilirsiniz. Oyunlar çünkü oyun sonunda kalıyor ve oyun sonu kimse çalışmıyor. Vezir F2. Burada her ne kadar taşlar azalsa da olasılıkların azaldığı anlamına gelmiyor sevgili arkadaşlar. Sonuçta taşlar azaldı, olasılıklar azalma. Olasılıklar yine fazla. Vezir F2. Vezir C8 şah çekmiş. Şah F7'ye vezir F5 şah çekmiş. Şah G8'e vezir G5 şah çekmiş. Buradaki şah çekişi de önemli. Aslında bakın alttaki vezir tempolu bir şekilde birden olay yerine getirdi. Bu çok önemli. Yani özellikle vezirlerin olduğu oyun sonlarında veziri tempo kaybetmeden olay yerine getirmek önemli. Çünkü bir hamle bile çok değerli. Bakın rakibin yani siyahların rakip demeyeyim şimdi benim herhangi bir tarafı tutmuyorum. Siyahların hedefi de G2 tarafını korumak. Onu da söyleyeyim. Şah F8 Şah H2 ve burada H4 sürmüş. Anant'tan güzel bir hamle. Şimdi Şah'ın da kaçışını engelledi Anant. Duruma göre mesela at E2 vezir G1 mat planlarını oluşturabilir. Ama Mamedyarov çok sert bir hamle yapıyor. Ve Azerbaycan'a buradan selam gönderiyor sevgili dostlar. Sizce ne oynamıştır? Lütfen videoyu durdurup düşünün. Mamedyarov burada basitçe file F5 gelmiş sevgili arkadaşlar. Ve terk etmiş. Anand. Çünkü yapacak hamle yok. Yani vezir G3 gelip vezirleri kesemezsiniz. Piyon sürme tehdidi var. Vezir F6 şah tehdidi var bakın arkadaşlar.
Yani bu atı oynadığınız zaman mesela bu atı herhangi bir yere oynayın. Örnek veriyorum böyle oynadınız mat etmek için. Vezir F6 şah var. Şey oynadığınız zaman böyle açarak şah var. Şah kaçtığı zaman da bakın basitçe vezir F2 alınıyor ki vezir ile fil mat etmek için burada güzel bir alanda uygulayabilirdi. Evet, böyle güzel bir maç, umarım keyif almışsınızdır. Videoya 2000 beğeni gelsin arkadaşlar. Ben de video çekeyim. Destek olmaya çalışın. Cem Gündoğan kanalına da güzel güzel videolar geldi. Bir elektrikli araç almıştım burada Amerika'da, hibrit. Ucuz olur bilmem ne falan dediler. Aldık işte, yakmaz falan diye. Çok da memnunum. 3 hafta kullandım. Şey yakmıyor hani. 20 dolara bir hafta şey yapıyordum. Yani düşünsene de, Türkiye'desiniz, 20 liraya bir hafta arabayla gezebildiğinizi düşünün ki ben hani felaket çıkıyordum yani. Bayağı mesafe kat ediyordum. Çok iyiydi her şey. Birden böyle araba durdu falan filan. İşte Bluetooth problemi dediler, şu bu dediler. Hani hibritin öyle bir sıkıntı var yani. O şeyleri, enerji çevirin şeylerle motorlar arasında sıkıntılar olabiliyor. Allah'tan motorda bir sıkıntı yoktu. Bayağı uğraştım, hala da uğraşıyorum. Yani arabalar konusunda bilgi önemli yani sonuçta. Hani benim hiç bilgim yok. Bu yani eleştirdiğim bir nokta. Çünkü yolda kalabilirsiniz. Her an birini arayamayabilirsiniz. Bir teknisyeni arayamayabilirsiniz. O yüzden biraz bilgi olması gerekiyor. Sonuçta canımıza emanet ediyoruz. Biraz daha bende farkındalık oluştu bu arada. Bu olaydan sonra. Sonuçta arabaya biniyorum, canımı emanet ediyorum. Yani onunla alakalı bir şey bilmem lazım. Yani hani her şey olabilir o an. Bir şey yanabilir. Allah korusun, herhangi bir şey olabilir. O yüzden alıp böyle bir kamu spotuyla videoyu bitirelim diyorum. Evet. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan da isterseniz bu da yaptık şeylere bakabilirsiniz.